zaman kötüsün ama iyi olduğun zaman evladımızsın. Şu an en diptesiniz. En dipten çıkmaya çalışıyorsunuz. Yemin billah yürüyemiyorum. Elime geçen ayda para 200 lira. Bu isyanın sahibi bir zamanlar Galatasaray'la UEFA kupası kaldıran Alper Tezcan. Hoca dedi ki sahaya gir dedi. Hocam ben mi dedim? Sahaya girmemle çıkmam bir oldu. Sadece 35 saniye sahada kaldım. UEFA Kupası yolunda son dakikalarda oyuna girdiği Bologna maçında sakatlandı. Sonra bir türlü toparlayamadı. Kırılan bacağından tam 11 ameliyat geçirdi, eski günlerine dönemedi ve futbola veda etti. Ama asıl üzücü olan, uğruna yaşamını feda ettiği Galatasaray'ından hiç destek göremedi. Bana sahip çıkılsaydı, ben zaten futbol oynayabilme şeyim olsaydı, ben zaten paramı kazanacaktım. O dönemlerde zaten İki kulübe gittim, sakat sakat gittim. İnsan Galatasaray kulübünden kaçar mı? Allah'a şükür yakın bir yere geldi Silivri cezaevi. Bundan sonra artık bir şey kalmadığı için artık cezaevine bir tatil görünüyor yani bize, öyle diyelim. Çok borcu vardı, ödemek için UEFA Kupası madalyasını satışa çıkardı. Ama alan olmadı. Babanın evladından korkmuş gibi kendimi hissettim. Nasıl hissettin? Yani bir anne çocuktan nasıl ayrılır, acı duyar? Ya da ne bileyim, evini bıraktığın zaman, askere gittiğin zaman böyle bir buruk üzüntü olur. Kendi deyimiyle ahırdan bozma bir evde yaşıyor Tezcan Silivri'de. 10 yıldır tek bir arayanı bile olmamış. O dönemin bütün futbolcularına yapıldı bu haksızlık. Yani bütün futbolcular, ben inanıyorum ki hiçbir abim de bu paraları almadı, altınları almadı. Fatih Terim'e kırgın olduğunu söyleyen Alper Tezcan, içindeki Galatasaray sevgisini bakın hangi sözlerle anlatıyor. Ya ben 11 tane ameliyat olmasaydım, doktorun yanlış yaptığı ameliyatlar olmasaydı, ben şu an bu durumda olur muydum? Ya ben şu an bile deseler bana Galatasaray için ne, canımı veririm ya. Ya buyurun versinler. Buyurun. Ben iki ayağımı feda etmişim. Alper Galatasaray için seve seve canımı veririm diyor. Bu sözlerin ardından herkes adalet duygusuyla tanınan Başkan Adnan Polat'ın tavrını bekliyor.